Merhaba arkadaşlar, şimdi bir AYT denemesi daha hazırladık. Bu denemenin ilk sorusuyla başlayalım işimize. Şimdi ne demiş? Aküsü bitmiş eski model bir arabayı çalıştırmak isteyen bir grup genç, eski bir yöntem olan arabayı vurdurmaya karar veriyor. Araba vurdurmak, aküsü biten araçlar ilk çalışma için marşa gerekli elektriksel gücü sağlayamazlar. Araba boşa alınıp, yani tekerlerin serbest dönebildiği duruma alınıp araba ittirilerek bu enerjiyi sağlamaya çalışılır. Düz yolda gerçekleşen birkaç başarısız denemeden sonra arabayı yokuş aşağı ittiren gençler arabayı çalıştırmayı başarıyorlar. Gençlerin her seferinde aynı kuvvetle arabayı ittirdiğini varsaydığımızda yapılan yorumlardan hangileri doğrudur demiş. Şurasının altını çiziyorum aynı kuvvetle. Ve araba vurdurma işinin ne olduğunu erkek arkadaşlar daha iyi bilirler. Nedir mesela? Şöyle yokuş aşağı bir araba diyelim buna. Ve siz buradan ne yapıyorsunuz bunu? F kuvvetiyle kuvvetini sürekli olarak sabit bir kuvvette ittiriyorsunuz. Ve arabanın çalışmasını sağlıyorsunuz. Bakalım ne demiş? Araç yokuş aşağı inerken ivmesi daha fazladır demiş. Evet, yokuş aşağında ne olacak bakın. Burada ağırlık kuvveti var. Ağırlık kuvvetini bileşenlere ayırdığınız zaman hiçbir kuvvet olmasa da burada ağırlığın bir bileşeniyle, G üssü diyelim, bir bileşeniyle zaten gitme eğiliminde, arkadan F kuvvetiyle ittirdiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Bir ivme kazandırıyorsunuz. Yani birinci önermemiz burada ne oluyor? Doğru gelmiş oluyor. 2. Araç yokuş aşağı inerken tekerlere daha az sürtünme kuvveti etki eder demiş. Doğrudur. Neden? Biz burada sürtünme kuvvetini arkadaşlar söylerken ne dediğimiz şöyle yüzeye dik olan kuvvet şunun karşılığıdır. Bu tepki kuvvetinden yola çıkarak bunu söyleriz. Eğer araç düz bir şekilde duruyorsa o zaman bizim için buradaki ağırlık kuvveti aynı zamanda tepki kuvvetine eşit olur. Bu durumda ne olacak? Tepki kuvveti azaldığı için sürtünme de azalacaktır. O zaman bu önermemiz de doğru geldi. 3. Aracın gençlere uyguladığı tepki kuvveti yokuş aşağı inerken daha azdır demiş. Etki tepki kuvveti arkadaşlar daima birbirlerine eşittir. Hep aynı kuvvetle ittiklerine göre aracın gençlere uymuş olduğu tepki kuvveti de gelene kadardır? F kadardır. O zaman üçüncü önerme ne oluyor? Yanlış oluyor. Yani 1 ve 2 doğru cevap gelmiş oluyor diyoruz. Evet, ikinci sorumuz. Hareketli küresel bir cisme ait diyagramda hız, kuvvet ve ivme vektörleri verilmiştir. Buna göre hareket diyagramı hangi duruma ait diyagram olabilir demiş. Eğik olarak atılan cismin maksimum yükseklik anı diyor. Şimdi eğik atış arkadaşlar neydi? Hemen şöyle bir yörüngesini çizelim. Bu eğik atış hareketiydi. Eğik atış hareketinde buradan topa vurmuşsun gibi, yani buradan belirli bir hızla geliyor. Daha sonrasından geliyor buraya, ne yapıyor? Çarpıyor. Burası da bizim için maksimum yükseklik. Maksimum yükseklikte hatırlarsanız neydi? Hız vektörü, yatay hız vektörü daima zaten sabitti. Düşey hız vektörü değişkendi. O zaman tepe noktasına geldiğimiz zaman sadece ne var? Yatay hız vektörü var. Hız vektörünüz bu. Zaten buradaki arkadaşlar ivme nedir bizim için? Daima yer çekimi ivmesidir. A diye göstermiş. İvmedir sonuçta. Yer çekimi ivmesi G'dir. Yani A'dır burada. Buradaki F diye gösterilen kuvvet de nedir? Cismin ağırlığıdır. O zaman cismin ağırlığını da ne yapıyoruz? G diye gösteriyoruz. Yani o bizim için F kuvvetidir. Bakın dikkat ederseniz söylediği, istediği şey oldu. Kuvvet ve ivme vektörleri diyagramdaki gibi. O zaman birinci önermemiz oldu. Yatay olarak atılan cismin harekete başlama anı demiş. Yatay atış hareketinde de neydi? Böyle V hızıyla yataydan atıyorduk. Geliyordu belirli bir noktaya, çarpıyordu. O zaman burada da bakın eğik atış hareketinin zaten tam tepe noktası neye geliyor? Yatay atış hareketine gelmiş oluyor. O zaman burada da gene nedir? Ağırlık, yani kuvvet, ivmemiz yer çekimi ivmesidir. Yani istediğimiz diyagrama aittir. Zaten arkadaşlar bütün atış hareketlerinde
kuvvet vektörü ve ivme vektörü daima nedir? Aşağı doğrudur. Yani burada çünkü yer çekimi ivmesidir. Bahsedilen ivme. O zaman bu da oldu. Eğik olarak atılan cismin yere çarpma anı diyerek, bakın nereyi kastediyor? Şurayı kastediyor. Burada evet ivmeniz aşağı doğrudur. Ağırlığınız evet aşağı doğrudur kuvvetiniz. Ama hız vektörünün burada nedir? Bir yataydaki bileşeni bir de düşeydeki bileşeni vardır. Yani hız vektörünün yönünün şu şekilde gelmesi gerekiyor. O zaman üçüncü önerme olmuyor. Yani 1 ve 2 gelmiş oluyor. Yani C seçeneği diyoruz. Evet, üçüncü soru şimdi arkadaşlar. Üçüncü soruda ne demiş bakalım? Sürtünmelerin ve hava kaldırma kuvvetinin önemsiz olduğu bir ortamda ideal asansörün içindeki bir cisim dinamometre ve ip yardımıyla tavana asılmıştır diyor. Dinamometre bir kuvvet ölçer. Yargılarının hangisi yanlıştır demiş. Şimdi burada bize eylemsizlikle ilgili bazı şeyler soruyor. Ne demiş? Asansör hareketsiz iken dinamometrenin gösterdiği değer cismin ağırlığına eşittir demiş. Evet bu doğrudur. Ben şöyle dinamometreyi ip gibi göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle bizim için şu ne var? Cismin ağırlığı var. Cismin ağırlığı burada dinamometrenin göstermiş olduğu değere eşittir. Yani birinci ifade doğru. 2. Asansör yukarı yönlü sabit hızla hareket ederken dinamometrenin gösterdiği değer cismin ağırlığından büyüktür demiş. Sabit hızla hareket ettiği zaman arkadaşlar eylemsizlik yok. O zaman eylemsizlik burada olmadığı için eylemsizlik yok diyorum. Eylemsizlik olmadığı için dinamometrenin göstermiş olduğu değer gene ağırlığa eşit olması gerekir. Yanlışı arıyorduk, bulduk ama devam ediyorum inceleyelim diye. Asansör yukarı yönlü 10 metre bölü saniye karelik ivme ile hareket ederse, yukarı yönlü 10 ile hareket ediyorsa 10 metre bölü saniye karelik, o zaman eylemsizlik ne olacak? Yukarı doğru hızlanıyorsa eylemsizlik aşağıya doğru. Bizim için G dediğimiz şey ne kadar? Mg'ye kadar. G dediğimiz şeyde yer çekimi ivmesi de bizim için kaçtır? 10'dur. O zaman bir ağırlık kadar aşağıya ne yapmış oluyor? Bir eylemsizlik etkisi gelmiş oluyor. Dolayısıyla dinamometrenin gösterdiği değer cismin ağırlığının 2 katına eşit olur diyoruz. Asansör aşağı yönlü 10 metre bölü saniye karelik ivme ile hareket ederse, o zaman eylemsizliğin yönüne bakıyorum. Cismin ağırlığı G kadar, aşağı yönde hareket ediyorsa eylemsizlik ne tarafa doğru? Yukarı doğru. Yer çekimi ivmesiyle aynı olduğu için eylemsizlik etkisi yukarıya doğru G kadar. Dolayısıyla ne olacak? Dinamometrenin göstermiş olduğu değer 0 olacak. Evet böyle demiş. Yani D seçeneği de doğru geldi. Asansör aşağı yönlü sabit hızla hareket ederken dinamometrenin gösterdiği değer cismin ağırlığına eşittir. Sabit hızla hareket ediyorsa eylemsizlik etkisi yoktur ve cismin ağırlığıyla dengelenir durum. Yani sorunun cevabını bursa olarak görmüştük zaten. Evet, dördüncü sorumuz arkadaşlar. Sürtünmesiz sistemde sabit V hızıyla kayarak ilerleyen K bilyesi üzerinde yapıştırıcı olan durgun haldeki L bilyesine çarpışıp yapışıyor. K ve L beraber hareket ederken üzerinde yapıştırıcı bulunan durgun haldeki M bilyesine çarpışıp yapışıyor ve 3 bilye beraber hareket ediyor. KLM bilyelerinin kütlelere eşit olduğuna göre yargılarının hangileri doğrudur demiş. Şimdi sürtünmesiz olduğunu çizelim altını. Eşit kütleleri olduklarını da çizelim. Bunlar arkadaşlar esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Yani birbirlerine yapışıyorlar. O zaman her çarpışmada, bütün çarpışmalarda momentum korunuyordu. P ilk eşittir, P son diyorduk, vektörel düşünüyorduk ve momentumun korunumunu yazıyorduk. Şimdi bakın şuradan hemen bir şey söyleyelim, sonra bir pratiğe dökelim. İlk başta K ve L'nin çarpışmasına baksak, çünkü üçünü de soruyor, K ve L'yi de soruyor burada. O zaman başlangıçta L durduğu için momentumu nedir? Sıfır. Sadece bunun momentumu var. Kütlesini M olarak kabul etmiş olayım. O zaman MV kadarlık bir momentum var. Eşittir diyorum. Ne? İkisinin çarpıştığını şu anda düşünüyorum. KL'nin çarpışmasını inceliyorum yani. O zaman kütlem ne kadar? 2M çarpı V ortak hızdır diyorum. O zaman buradan ne oluyor? V bölü 2 ikisinin çarpışma anındaki ortak hız gelmiş oluyor. Peki 3'ü çarpıştığı zamanki hızını sormuş olsa, o zaman
Üçünü birlikte düşündüğünüz zaman ne olacak burası? MV olacak, değil mi? MV eşittir. Bu sefer kütlenin 3M oldu. 3M çarpı V ortak hız oldu. O zaman V ortak kütlemiz de B bölü 3 kadar gelmiş oldu. Şimdi bakalım önermelere. K, L ve M bilyerileriyle beraber V bölü 3 hızıyla hareket eder. Şuna da dikkatinizi çekeyim. Vektörel arkadaşlar burası. O zaman V hızının yönünde mi gider? Evet, artı çıktığına göre öyle. V bölü 3'tür değeri. Birinci önerme oldu. 2. K bilyesi L bilyesine çarpınca enerjisinin yarısını kaybeder demiş. Şimdi başlangıçta K'nın enerjisi için arkadaşlar enerji kinetik enerji 1 bölü 2 M V kare olarak söylüyorum. Bunlar L ile çarpıştıkları zaman hızı V bölü 2 oldu. O zaman enerjisi 1 bölü 2. Tabii ne oldu? 2 M çarpı hız ne olacak? V kare bölü 4 oldu. Karesini alarak geldik. Şimdi bu enerji değerlerine bakıyorum. Şurasını ben 1 birimmiş gibi kabul ettiğim zaman şurası da şöyle sadeleşir. Bakın 1 bölü 2 mv kare. Burası 1 birim kadarsa e diyelim buna. Burası da ne olur? E bölü 2 olur. Yani K bilyesi L bilyesine çarpınca enerjisinin yarısını mı kaybetti? Evet, doğru olmuş oldu. K bilyesinin ilk enerjisi son durumdaki toplam enerjisinin 3 katı kadardır demiş. O zaman son ilk durumdaki zaten E kadardı. Son durumdaki enerjiye bakıyorum. Son durumda bunlar yapıştılar ya. 1 bölü 2 3 tane M kütlesi oldu. O zaman V kare bölü 9 oldu. Buna da baktığınız zaman ne oluyor? Şurası şöyle 3 geliyor. Burası 1 bölü 2 MV kareye biz E demiştik. E bölü 3 geliyor. O zaman 3 katı kadar geliyor başlangıçtaki enerji bu enerjinin. Yani bu önermede bizim için ne oluyor? Doğru gelmiş oluyor. Yani E seçeneğidir diyorsun. Evet, 5. sorumuz. Akıntı hızının sabit ve 3 metre bölü saniye olduğu bir nehirde K cisminin, L cisminin suya göre hız vektörleri veriliyor. M cismi ise suya göre... Evet, şöyle söylemiş yani. Bütün hepsi arkadaşlar üzerinde görünen hızlar bizim için nedir? Suya göre hız değerleriymiş. KLM cisimlerinin yere göre hız büyüklükleri diyor. Yere göre hız hatırlarsanız neydi? Yüzücünün kendi hızı olan suya göre hızın akıntıyla toplanmasıydı. Akıntımız da burada bu yönde 3 metre bölü saniye olarak verilmiş. O zaman baktık şimdi K'ya. K bakın bu şu tarafa doğru ne kadar? 5. 5 bu tarafa doğru ne var? Üçlük bir akıntı varsa o zaman yere göre hız vektörünüz ne kadar geldi? 4 geldi. Bunu kim için yazdım şu anda? K için yazdık. K için 4 bulduk. L için baktığımız zaman L içinde ne diyoruz şimdi? L içinde şöyle 4 gelmiş. Bakın şu. Akıntı hızını ekledik ucuna 3 gelmiş. Yani ikisinin vektörel toplamı kaç geldi? 5 geldi. Bu bizim için L'nin yere göre hızı olmuş oldu. M'nin yere göre hızı dediğiniz zaman M zaten ne? Yatay doğrultuda. O zaman ikisi aynı yönlü olduğu için ne olacak? İkisini topladık. Burası da ne geldi? 5 gelmiş oldu M için. Baktığımız zaman o zaman L ile M birbirlerine eşit. K onlardan küçük. K'nın küçük olduğu ve eşit olduğunu buluyorsun. 6. sorumuz arkadaşlar bir enerji sorusu. Bakalım ne demiş? Kütlesi M kadar olan K cismi sürtünmesiz ortamda V hızıyla harekete geçiyor. O noktasında yatay atış hareketi yapan P noktasına düşen K cismi için hangisi yanlıştır demiş. Yani burada yatay atış hareketi var. Buraya ne yapıyor? Belirli bir hızda gelmiş oluyor. Buradaki hıza V dediği için ben buradakine V üssü demiş olayım. Daha sonra da geliyor P noktasında şu şekilde yere çarpıyor. Ona da ne diyelim? V 2 üssü demiş olalım hadi. Böyle bir şey. Evet, şimdi ne demiş? H yüksekliği artarsa O noktasından geçiş hızı azalır demiş. Bakın burada arkadaşlar kinetik enerji potansiyel enerjiye çevriliyor. Sürtünmesiz de tamamı çevriliyor. Siz yüksekliği arttırdığınız zaman daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yanlış ifade oldu tam olmadı. Kinetik enerji potansiyel enerjiye çeviriyor. Bir kısmı da ne yapıyor bizim için gene kinetik enerji olarak kalıyor. Çünkü burada hareket sürtünmesi olduğu için buradaki hızla buradaki hız birbirlerine eşit olur. Şimdi o zaman siz yüksekliği arttırırsanız, yüksekliği artarsa bu buradaki enerjinin daha fazlası potansiyele ne oldu? Kinetiğe daha az kalmış oldu. Hızı azalır ifadesi doğrudur. Biz yanlış arıyoruz.
V hızının büyüklüğü artarsa cismin O noktasından geçiş hızı artar demiş. Evet, bu hızı arttırdığınız zaman kinetik enerji daha büyük potansiyele harcandı. O zaman geriye kalan daha büyük bir kinetik enerji oldu. O zaman bu ifade de bizim için ne oldu? Doğru oldu. CH yüksekliği artarsa cismin O noktasından geçip P noktasına düşene kadar geçen süre artar demiş. Şimdi H yüksekliği arkadaşlar arttığı zaman buradan gelip ne yapıyor bizim için? Yatay atış hareketi yapıyor. Yatay atış hareketinde hatırlarsanız süre neydi? Yükseklikle doğru orantılıydı. Serbest düşmeydi. O zaman süre artar ifadesi bizim için doğru olmuş oldu. D. H yüksekliği artarsa cismin P noktasına çarpma hızı artar demiş. Bakın burada arkadaşlar şimdi biz şuradan harekete başladık. Buradaki enerjisi buradaki geçişlerde hiçbir şekilde sürtünme olmadığı için değişmiyor. Yani buradaki enerjisini E kadar diyorsam son andaki enerjisi de bizim için E kadardır. Burada potansiyel kinetiğe dönüşmüş meselesini yorumlamak gerekir. Ama başlangıç ve bitim noktasındaki enerjiler birbirlerine eşit olur. Dolayısıyla hızı artar demiş. Hayır, hızı değişmez demesi gerekiyordu. Bulduk cevabı. V hızının büyüklüğü artarsa cismin P noktasına çarpma hızı artar. Evet, buradaki hız neyse buraya geldiği zaman da hız gene ne yapacak? Aynı olacak. Burada verdiğim hızlar arasında bir eşitlik kurmaya çalışırsak arkadaşlar ne derim? Buradaki hız daha küçüktür. Yani V büyüktür V üstünden. Buradaki hızlar da birbirlerine eşittir. Yani şu eşitliği burada yazabiliriz demek hız açısından. Evet, 7. soru arkadaşlar. Geniş ve derinliği sabit bir durgun su birikintisi üzerinde bulunan K1 ve K2 noktasal dalga kaynakları çalışmaya başlıyor. Yukarıdan bakıldığı zaman girişimin bilinmeyen bir anda oluşan desen şekildeki gibidir. Buna göre yapılan yorumlardan hangileri doğrudur demiş. O noktası iki kaynağın tam orta noktasıdır demiş. Evet, yani biz onu aslında merkezi saçak diyorduk değil mi? Şimdi bakalım. Kaynakların frekansları aynıdır. Önce arkadaşlar şu girişim desenini şöyle bir incelememiz lazım. Şimdi bakın kaynaktan şöyle başladığımız zaman düz çizgiler dalga tepesini, kesikler dalga çukurunu bizim için ifade ediyordu. Şu karelerden başlayarak şu uzunluğa bir bakacağım. Kaç kare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kare gelmiş. Burası için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gelmiş. Yani ikisi birbirlerine eşit. Dolayısıyla bakın frekansı yorumlamaya çalışıyoruz. Bir kere derinliği sabit olduğu zaman bizim için nedir burada? Derinlik sabitse hız sabit diyorsun. Dalgalarda hız için ne diyorduk? Lambda eşittir V çarpı T ya da bölü F olarak söylüyorduk değil mi? O zaman baktığınız zaman hız sabit. Hız sabit. Dalga boyu, dalga boylarına baktığınız zaman arkadaşlar dalga boyu da sabit. Yani ikisinde de ikişer birim olarak gelmiş. O zaman frekans da bizim için ne olacak? Sabit gelmiş olacak. Yani birinci önerme doğru. Kaynaklar aynı anda çalışmaya başlamıştır. Evet, aynı anda çalışmaya başlamışlar ki ne olmuş? Tam orta noktasında ikisi de aynı sürede dalgalar gelebilmiş. Yani ikinci önerme de doğru. O noktasında sürekli iki dalga tepesi veya iki dalga çukuru üst üste gelir. Burası arkadaşlar hatırlarsanız girişim deseninde biz şöyle diyorduk buna. Kaynakların tam orta noktası bizim için merkezi doğru diye de söylüyorduk bunu. Merkezi doğru yani sıfırıncı dalga katarı. Katar dediğimiz zaman iki tane dalga tepesi ya da iki tane dalga çukurunu ifade ediyordu. O zaman bizim için ne oluyor? Bu önerme de doğru gelmiş oluyor. Yani hepsi doğru oldu. 8. soruyla arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın ne demiş? K ve L silindirlerinin uzunlukları eşit. Yarı çapları RK, RL birbirinden farklı. Kütleleri de birbirinden farklı. K silindiri içi dolu, L silindiri ise içi boştur demiş. K ve L silindirleri eğik düzlemin üzerinden H yüksekliğinden aynı anda serbest bırakıldığı zaman dönerek yere iniyorlar demiş. Dönme hareketi yaptığını da söylemiş. Bunları
ait bir matematiksel ifade verilmiş. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur demiş. Bakınız şimdi burada ne olmuş yani. Şimdi K silindirinin potansiyel enerjisi var. MGH olarak yazmış. Daha sonra bunun ne var? Öteleme kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 mv kare artı dönme kinetik enerjisi, hem dönüyor hem öteleniyor çünkü. O zaman 1 bölü 2 I omega kare diyerek onu yazmış. Sistem demek ki sürtünmesizmiş bunu yaptığına göre. Ve buradan işlemi yürütmüş. VK'yı böyle bir değer bulmuş. L için de gene aynı şeyi yapmış. Potansiyel enerji, kinetik enerji artı dönme kinetik enerjisidir demiş. Devam etmiş. Ve iki boş ve dolu silindire ait I dediğimiz değerler neydi? Eylemsizlik torkuydu. Değil mi? Eylemsizlik torku diye geçiyordu. Ve değerlerde bakın birbirlerinden farklı. Şimdi biz neyi arıyoruz? Doğruyu arıyoruz. K silindirinin yere, L silindiri pardon, yere daha önce ulaşır demiş. K silindirinin arkadaşlar hızı daha büyük olduğuna göre o zaman daha önce K ulaşacaktır. Yani bunun süresi daha küçük olacaktır. Yani A seçeneği A burada yanlış geldi. B seçeneğine baktım. K silindirin yere inme hızı daha küçüktür demiş. Hayır, gördüğünüz gibi daha büyük değil mi? Burası 1 iken burası 4 bölü 3, birden daha büyük bir şey dışarı çıktığı zaman. O zaman bu da yanlış geldi. Eylemsizlik momenti, eylemsizlik torku aynı kavramlar. Farklı olması yere inme hızını etkilemiştir diyor. Evet, tam da bundan kaynaklanmış. Çünkü ne oluyor? Burada I değerlerinden farklı I değerlerini yerine koymuş oluyorsun. Yani bunu yakaladık aslında. Kütlelerin farklı olması yere inme hızını etkilemiştir diyor. Bakınız burada arkadaşlar, şimdi kütlelere şunu incelediğimiz zaman bakın MK burada. MK sadeleşti. Yani kütleye bağlı değil dikkat ederseniz yere inme hızı. O zaman D seçeneği de burada etkilemiştir diyor. Yani yanlış geliyor. Yarı çaplarının farklı olması yere inme hızını etkilemiştir diyor. Yarı çaplarının farklı olması, bakalım yarı çap burada sadeleşiyor mu diye bakıyorum. Bakın şuradan şuradaki yarı çaplar sadeleşiyor. Burada zaten yarı çap yok. Burada da matematiksel eşitlikte ne yapıyor? Sadeleşiyor. O zaman yarı çapların farklı olması inme hızını etkilememiştir demesi gerekiyordu. Yani yanlış. Burada etkileyen nedir? Eylemsizlik torku. Eylemsizlik torkundaki bakın şuradaki 1 bölü 2 ifadesi olayı ne yapmış demek ki? Değiştirmiş. O zaman cevap da C seçeneği olarak gelmiş oluyor. 9. soruyla arkadaşlar devam edelim. Sürtünmesiz ortamda basit harmonik hareket yapan cisme ait ivme uzanım grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur demiş. Sistemin sürtünmesiz olduğunu belirtmiş. Bakın bu grafik arkadaşlar bize neyi anlatıyor? İvme uzanım grafiği. İvmenin artı olduğu yerde uzanım eksi. İvmenin eksi olduğu yerde uzanım artı. Biz hatta bunu şöyle diyorduk. İvme ile uzanım arasındaki ilişki için neydi? Eksi omega kare çarpı R diye bahsediyorduk. R bizim için genlikti. Herhangi bir anda da uzanım olarak bunu x diye gösteriyorduk. Böyle bir şeydi. İşte buna ait grafiği vermiş ki burada arkadaşlar nedir? İvme ile uzanım birbirleriyle doğru orantılı kavramlardır. Zaten grafikten de bu şekliyle görülüyor. Basit harmonik harekette de neydi? Şöyle bir hatırlatmış olalım. Burası bizim için denge noktasıydı. Burası bir taraf, burası eksi taraftı. Değil mi? Bu şekliyle iki nokta arasındaki gidip gelme hareketiydi. Bakalım birinci önermeye ne demiş? İvmenin yönü sürekli denge noktasına doğrudur demiş. Bakın ivme ile R arkadaşlar birbirleriyle işaret olarak hep farklı ve daima da şunu söylemiştik. Ne demiştik? Cisim diyelim ki bu tarafa doğru geliyorsa, yani hız vektörü böyleyse, o zaman ivme vektörü de daima nedir? Merkeze doğru olacak şekildedir. İvme ile zaten kuvvet kardeşti hatırlarsanız. İvme neyse kuvvet de o yani. O zaman merkeze doğrudur. Ha, eğer diyelim ki cisim bu tarafa doğru gidiyorsa, yani V böyleyse, o zaman hız vektörü bu tarafa doğru, yani bu tarafa doğru giderken burada hızınız neydi? Maksimum değerdeydi. Burada da hızınız ne oluyordu? Minimum değere ulaşıyordu. İvme vektörü ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Kuvvet vektörü de gene ivme vektörüyle kardeş, her zaman aynı, böyledir demiştik. Bunlar zaten basit harmonik hareketin temel bilgileri.
İvmenin yönü sürekli denge noktasına doğrudur. Evet, bakın hep O'yu görecek şekildedir. Yani bu ifade doğru. Grafiğin eğimi açısal hızı verir demiş. Hemen bakalım, eğim dediğimiz şey neydi? Karşı bölü komşu. Tanjant alfa da diyorduk biz ona. Karşısında ne var? A var. Komşusunda ne var? R var. O zaman hemen şu bağıntıya benzetmeye çalıştığınız zaman bize ne olacak? A eşittir R. R çarpı omega kare gelmesi gerekiyor. Değil mi? Bu şekilde gelmesi gerekiyor. O zaman eğimi bize açısal hızı vermiyor. Eğimi bize neyi veriyor? A bölü açısal hızın karesini veriyor. Yani yanlış gelmiş oldu. Denge noktasında ivmenin değeri sıfırdır demiş. Evet, neydi? Denge ivme ile uzanım birbirleriyle doğru orantılıydı. O zaman denge noktasındayken grafikten de görülüyor zaten. İvme sıfır, uzaklık sıfır oluyor. Yani doğru olmuş oluyor. 1 ve 3 geliyor. Sorunun cevabı da. 10. soru arkadaşlar sıradaki. Şimdi ne demiş? En ve boy uzunluğu 90 cm ve 120 cm olan bir pencere hem yandan hem de üstten açılma özelliğine sahiptir. Yandan açıldığında yaklaşık 90 derece ve üstten açıldığında yaklaşık 30 derece açılabiliyor. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Şimdi pencere yandan açıldığında pencere kolunun yaptığı çembersel hareketin yarıçapı 90 santimetredir demiş. Şimdi bakın burada arkadaşlar tabii bir çembersel hareket var. Ne oluyor? Şuradan baktığınız zaman burada menteşeler gibi düşünün. Buradan da kolunuz var. Bunu böyle siz çektiğiniz zaman ne oluyor? Şöyle gelmiş oluyor. Yani şuraya geliyor böyle. O zaman tam da 90 dereceye bu ne yapıyor? Karşılıyor. Yani 90 derece olduğu zaman yarıçapı 90 santimetredir demiş. O zaman bizim için de ne olmuş oldu? Şurası bizim için ne oluyor? Şöyle açıldığını düşünüyorsun yani. Böyle döndüğünü düşünsen mesela tam tur attığı zaman. O zaman yarıçap ne oluyor? 90 santimetre gelmiş oluyor. Yani doğru oluyor. Yanlışı arıyoruz. Pencere üstten açıldığı zaman 1 bölü 12 tur yapar demiş. Üstten açıldığı zaman kaçtı? Bu 30 dereceydi. Şöyle yazalım. Yandan açıldığı zaman kaçtı? Bu 90 dereceydi. O zaman bir tam tur arkadaşlar 360 değil mi? Bir tam turda 360 derece ise diyorum 30 derecede kaçtır diyerek basit bir orantı. O zaman buradan da ne oluyor? 30 bölü 360 geliyor. Değil mi? Buradan da baktığınız zaman bu da 1 bölü 12 gelmiş oluyor. Yani burada doğru söylemiş oluyor. B de doğru geldi. Pencere yandan açıldığı zaman pencerenin yere göre potansiyel enerjisi değişmez demiş. Potansiyel enerji arkadaşlar kütle merkezinden olan yükseklik olarak bakarsınız. Yani şu yükseklik. Bu yükseklik açıldığı zaman da nedir gene? Yere göre aynı yükseklik gelecektir. Onun için değişmez ifadesi ne oldu? Doğru olmuş oldu. Bunu da aldım. Pencere üstten açıldığı zaman pencere kolunun yaptığı çembersel hareketin yarıçapı 120 santimetredir demiş. Bakın kol arkadaşlar nerede? Burada. O zaman buradan böyle yapıyor. Yani o zaman şurası bizim için neye geliyor? Yarıçapa denk geliyor. 120 değil, burada 60 santimetre demesi gerekiyordu. Yani biz şu anda soruyu yakaladık. E'ye de bakalım. Pencere yandan açıldığında 1 bölü 4 tur yapar. 90 derece. 90 derece ne yapar? 1 bölü 4 tur, evet, denk gelir. Değil mi? O zaman bu da doğru oldu. Yani soruya Denizli diyoruz. Doğru cevap. 11. soru arkadaşlar. Bir alternatif akım sorusu. Özdeş alternatif akım kaynağına bağlanan iş direnci önemsiz bobin ve kondansatörle oluşturulan şekil 1 ve şekil 2'deki devrede akımların etkin değerleri sırasıyla I1 ve I2'dir. Buna göre kaynağın frekansı arttırılırsa bu değerler nasıl değişir demiş. O zaman şu şöyle... Özdeş alternatif akım kaynakları diyorsa o zaman buradaki potansiyelleriniz aynı. Devrelerin iş direncinin de olmadığını söylemiş. Genelde söylerler bunu zaten. Şimdi alternatif akımda arkadaşlar neydi? Bobin için bobinin direnci anlamında biz XL ifadesini kullanıyorduk değil mi? XL. XL'yi de ne yapıyorduk? L çarpı omega diye ifade ediyorduk. Omega'yı da 2 pf olarak açıyorduk. XC için ne yapıyorduk? XC için de 1 bölü C çarpı 2 pf'dir diyorduk değil mi? Akıma karşı gösterilen bunlar zorluk direnç gibi düşünüyorduk. Ve biz bunu Ohm kanununa gene uyarlayabiliyoruz. V eşittir I çarpı R, yani burada XL
veya V eşittir I çarpı XC olarak bunu, yani burasını R gibi düşünüyorduk demiştik. O zaman şimdi baktığınız zaman şimdi frekans ne yapıyormuş? Arttırılıyormuş. O zaman frekans artarsa XD ne yapar? Doğru orantı artar. XL'nin artması akımın ne yapması demek? Azalması demek. O zaman iyi bir akımı ne yapıyor bizim için? Azalmış oluyor. XC için baktığımız zaman frekans da XC birbirleriyle ters orantılı. Frekansı arttırıyorsam XC ne yapıyor? Azalıyor. XC'nin azalması demek buradaki akımın artması demek. Ters orantılı, V'ler sabit. O zaman I2 akımı ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Yani azalır ve artar. E seçeneği doğru cevap gelmiş oluyor. 12. soru arkadaşlar. Şimdi bir elektrik sorusu. Paralel levhalardan bahsetmiş. Ne demiş? Şekildeki yüklü paralel levhalar arasında serbest bırakılan M kütleli eksi Q yüklü parçacık levhaya V hızıyla çarpıyor. Buna göre V'yi arttırmak için M ve D, Q niceliklerin hangileri arttırılmalıdır demiş. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Yer çekim ve sürtünmeler önemsizdir diyor. O zaman arkadaşlar şimdi neydi yüklü parçacık için? Şu yüklü parçacığı şuraya almış olalım. Buna bir elektriksel kuvvet etki ediyor. Zaten şunu da açıklayalım. Vermiş ama eksi Q artıdan eksiye doğru elektrik alanın yönüydü hatırlarsanız. Şöyle elektrik alan eksi olduğu zaman kuvvet buna ters yönlüydü. Elektriksel kuvvet. Bu elektriksel kuvvet için Q çarpı E diyorduk. Bunu da açmamız gerekirse Q çarpı V bölü E eşittir V bölü D'dir diyorduk değil mi? Bunlara bağlıydı yani. O zaman şimdi kuvvetimiz böyle. Ha, bu kuvvetin etkisiyle ne yapıyor? İvmeli hareket ediyor. O zaman bunu ivme ile birleştirelim. F eşittir M çarpı A'ydı. O zaman kuvvet yerine Q V bölü D koydun. M çarpı A geldi. Şimdi buradan ivmeyi de çektiğin zaman ne geliyor? Q çarpı V, D çarpı M. Bazı öğrenciler bunu ezberliyor ama bence hiç gerek yok. İvme bu. O zaman bu ivmeyle ne yapıyor? Aşağıya doğru hareket ediyor. O zaman aşağıya doğru bizden neyi istiyordu? V'yi arttırmak için, yani hızını arttırmak için. Şu hız, bu potansiyel. Farklı dikkat ederseniz büyük küçük olarak verilmiş, buna dikkat. O zaman V dediğimiz hız bizim için ne yapıyordu? A çarpı T olarak gelmiş oluyordu. Yani A'yı yerine yazayım şöyle kolaylık olsun diye, buna bağlı. Şimdi buradan bakıyorsunuz hemen. Niceliklerin hangilerini arttırmak gerekir? V hangisiyle doğru orantılı? Q ile doğru orantılı ve potansiyelle doğru orantılı. O zaman Q ya da V'yi arttırdığınız zaman hızınız da artacak demektir diyoruz. Bakın aslında buna bile girmeye gerek kalmadan biraz daha yüzeysel bir yorumla şunu da düşünebilirsin. Potansiyel demek enerji demek. Enerjinin ne kadar fazlaysa o kadar hızlı hareket edecek. Hızı o kadar büyük olur. Q yükü, yükün ne kadar fazlaysa ne olur? İtme o kadar fazla olacak. O zaman hız o kadar büyük olur gibi. Hani basit bir yorumla da soruyu yakalayabiliyoruz. Ama bunu birazcık daha fiziksel bir şeyle de söylemek gerekir diye düşünüyorum. 13. soru arkadaşlar, bir ağırlık merkez sorusu. Türdeş X ve Y yarım çemberlerinin yapıştırılmasıyla oluşan cisim bir iple asılarak serbest bırakıldığında şekil 1'deki gibi dengede kalıyor demiş. Buna göre şekil 2'de verilenlerin hangileri gibi dengede kalabilir demiş. Şimdi dengede kaldıysa torku sağlıyor olması lazım. Bakın bu türdeş olduğuna göre, kendi içinde türdeş olduğuna göre, o zaman şunun şurasından şöyle bir kütle merkezini düşünmüş olsam, bunun da burasından gibi düşünmüş olsam. Gerçi kütle merkezi şurada boşluğa bir yeri gelir ama hani şu buradan almakta şu anda bir sakınca yok. O zaman buradan ne deriz arkadaşlar? Şurası 2 birim olduğuna göre, burası da 1 birim olduğuna göre, bunun kütlesine 1 birim diyorsam bunun kütlesine 2 birim demem lazım ki tork sağlasın. M çarpı 2, 2M. 2M çarpı 1, 2M'den. O zaman biz X ve Y parçalarının kütlelerinin ilişkisini bulmuş olduk. Şimdi inceleyelim şekillerde. Bazıları zaten bakın çok kolay yerleştirme itibariyle. Şu tam ipten şöyle bir doğru çektiğim zaman sağda solda ne olması lazım? Eşit torklar kalıyor olması lazım.
Bakın bunda zaten şunlar aynı parça olduğuna göre bu bunu dengeliyor. E bunu ne dengeleyecek? O zaman bu dengede kalmaz. Yani bu kalmadı. Buna baktığınız zaman bakın burada bir ikisi de farklı taraflarda olduğu için şöyle bir gene bir tork mantığından gitmemiz lazım. Şununkini şuradan düşündün. Bununkini buradan düşündün. İpe olan uzaklığı bakın zaten ipin birer tarafında kalmış. Bakın bunun ters dönmüş hali gibi. O zaman şurası için 2M çarpı 1 diyorum. Orası için 2M çarpı 1 eşittir diyorum. Burası için de M çarpı 2 diyorum. Yani 2M geliyor. Yani o zaman bunda denge sağlanmış oldu. Diğerine, üçüncüsüne baktığımız zaman bakın bu da buna benzemiş aslında. Şuradan şöyle bir tane çizgi çektiğim zaman bakın aynı uzunluk ve aynı parçalar. Şunlar birbirlerinin dengeli yeni. Yani Y olmasaydı dengedeydi ama Y de olduğuna göre bu tarafa doğru eğilecek demektir. Bu da bu tarafa doğru eğilecek. Yani sorumuzun cevabı yalnız 2 gelmiş oluyor. 14. soru arkadaşlar, bir tork sorusu. Ne demiş? Eşit bölmeli düzgün türdeş P ağırlıklı çubuk ve ağırlığı önemsiz makara ile kurulan düzenek TK cismi ve ağırlığı P olan L cismi şekildeki gibi yatay olarak dengelenmiştir. Buna göre T ip gerilmesinin büyüklüğü kaç P'dir demiş. O zaman hemen söylediklerini bir yapalım. Düzgün türdeş dediği için ağırlığı P ise çubuğu tam orta noktasından P ağırlığı diye işaretliyorum. Bakın çubuğa etki eden kuvvetleri şu anda görelim. Burası P ise aynı ipte aynı gerilme var. Burası P. Makaranın ağırlığı olmadığı için bakın şu ip bizim için ne oldu? 2P kadar oldu. Ve şu anda makarayı etki eden bütün kuvvetlere baktık. Şimdi nereye göre tork alalım diyorsak, T ip gerilmesinin büyüklüğünü P cinsinden istemişse TP ilişkisini istiyor. Bilinmeyene göre, yani K'ya göre şurası benim için ne oluyor? Buraya göre tork alıyorsun. Burası tork noktası. Hemen yön belirlemesi yapalım. Yön belirlemesi için P bu tarafa doğru çekerken bakın şu 2P'ye bakıyorsun, artık burayı hallettik. 2P bu tarafa doğru çekiyor. T onu ne yapıyor? Tersten karşılıyor. Torku yazıyorum şimdi. P çarpı diyorum 1, 2, 3 yani 3P. 3P artı aynı yöndeki 2P çarpı şurası 6 değil mi? 2P çarpı 6 diyelim. Eşit olması lazım. Ters yöndeki 3 tane T gelecek. Burası 2 kere 6 12, 3 daha 15, 15 tane P eşittir 3 tane T ise T de buradan kaç geliyor? 5P olarak geliyor. Yani E seçeneği oluyor doğru cevap. Umarım arkadaşlar yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.